Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. 4. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. 1. soru, Allah'ın gönderdiği son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? İncil, Tevrat, Kur'an-ı Kerim, Zebur. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiştir son kitap. Bunun ismi de Kur'an-ı Kerim'dir. C şıkkı. Devam ediyoruz. İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Peygamberlere inanmak, namaz kılmak, kitaplara inanmak, meleklere inanmak. Evet, İslam dininin inanç esasları. Arkadaşlar biz buna ne diyorduk? İmanın şartları diyorduk. 6 taneydi. Bir de İslam'ın şartları var. O da 5. Yani buradan aşağıdakilerden birisi imanın şartlarından değildir. Hangisi? Namaz kılmak. Çünkü namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek bu İslam'ın şartlarındandır. Onun için burayı işaretliyoruz. Yer almaz. Yer almayan bu. Namaz kılmak. Evet. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiye eden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Yukarıdaki hadise göre anne babanın evladına vereceği en değerli şey aşağıdakilerden hangisidir? Güzel ahlak, yeni kıyafet, maddi destek, teknolojik cihaz. Evet, hadis-i şerife bakıyoruz. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha güzel, kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Bu aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bu da A şıkkı, güzel ahlak diye işaretliyoruz. 5. soruyla devam ediyoruz. Dinimizde akrabalarla iyi ilişkiler içinde olmaya ve onlarla ilişkileri sürdürmeye ne denir? İbadet, ahlak, sıla-i rahim, iyilik. Evet. Dinimizde akrabalarla iyi ilişkiler içinde olmaya ve onlarla ilişkileri sürdürmeye, yani akraba ziyareti yapmaya, git gel yapmaya, buna sıla-i rahim deniyor. Onun için burada C şıkkını işaretliyoruz. 6. soru, yardımseverdir, dedikodu yapar, kıskançtır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kötü ahlaklı kişilerin özelliklerindendir? Evet, kötü olan bir şeyden bahsediliyor. Burada onları seçeceğiz. Yardımseverlik iyi bir şeydir. Dedikodu yapmak kötü bir şeydir. Kıskançlık, bu da kötüdür. O zaman bu ikisini ne yapıyoruz? Seçiyoruz. 2 ve 3. şık hangisi oluyor arkadaşlar? D şıkkı oluyor. Evet, D şıkkını burada işaretliyoruz. D şıkkı yanlıştır. Yani kötü huylardan, ahlaklardan olan dedikodu yapmak ve kıskançlık. 6. soruya D şıkkı olarak işaret koyduk. 7. soru, Allah-u Teala, Allah Celle Celaluhu emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir. Bu elçilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber, melek, kitap, cüz. Evet, cüz ne demekti arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfasına cüz denirdi. Ve Kur'an-ı Kerim'de kaç tane cüz vardı? 30 tane vardı. Evet, kitap, buradaki anladığımız, yani din kültürü dersini işlediğimiz için Kur'an-ı Kerim. Kitabımız nedir? Kur'an-ı Kerim. Evet, melek, nurdan yaratılmışlardır. İstedikleri şekle girebilen günahsız varlıklardır. Erkeklik ve dişilik yoktur. Meleğin tarifi de bu. Evet, buradaki işte arkadaşlar sorulan peygamber. Buranın tarifi arkadaşlar peygamberi tarif ediyor. Onun için bu elçilere verilen isim, elçi biz peygamber diyelim, peygamber denir. 7. soru A şıkkıydı. Devam edelim. 8. soru, öldükten sonra başka bir alemde yeniden diriltilip sonsuz bir hayatın yaşanacağına inanmaya ne denir? Kadere iman, meleklere iman, ahirete iman,
kitaplara iman. Evet, aynı zamanda bu imanın şartlarından arkadaşlar, bunların hepsi 6 tanedir. 4 tanesi burada yazılmış. Evet. Soruyu tekrar okuyalım. Öldükten sonra başka bir alemde yeniden diriltilip sonsuz bir hayatın yaşanacağına inanmaya ne denir? İşte buna ahirete iman denir arkadaşlar. 8. soru B şıkkı. Din kültürü, 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları. Bu şekilde 9. soruyla devam ediyoruz. Fatiha kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Açılış, C. Okuma, D. Sevgi, B. Sevgi, D. İnanç. Fatiha arkadaşlar açmak demek. Onun için burada açılış kelimesi münasip oluyor. 9. soruyu A şıkkı olarak işaretledik. Devam edelim. Aşağıda Fatiha suresinin ayetleri karışık olarak verilmiştir. Ayetlerin başına sıra numarası vererek sureyi düzenli hale getiriniz. Evet, burada Fatiha-i Şerife yazılmış arkadaşlar. Bunu sırasıyla şimdi düzenleyeceğiz. Nasıl? Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir. İkincisi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İhdinas sıratal müstakim, sıratallezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Evet. Fatiha-i Şerife'nin tertibi doğru olarak burada karışık olarak verilmiş. Biz bunları düzelttik. Bu şekildedir. Bir de burayı tekrar edelim, bitirelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi ve hayatıyla ilgili boşlukları doldurunuz. Doğum yeri Mekke-i Mükerreme, Peygamber Efendimizin. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah, süt annesinin adı Halime Hatun, doğum yılı 571, dedesinin adı Abdülmuttalip, amcasının adı Ebu Talip, eşinin adı Hazreti Hatice, ilk eşi Peygamber Efendimizin, Hazreti Hatice radıyallahu anha. Amcasının adı arkadaşlar Ebu Talip var, bunları ilaveten Hazreti Abbas var. Bunlara ilaveten Uhud Savaşı'nda şehit olan Hazreti Hamza var. Bunlar da buraya ne yapabiliriz? İlave edebiliriz. Evet, Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Kaç yılında? 571 yılında. Peki nerede vefat etti? Medine-i Münevvere'de. Ne zaman vefat etti? 632 yılında. Evet arkadaşlar, İmam Hatip 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı soruları bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalın. Ma'selame ilel liqa fi emanillah.